Herkese merhaba. Bugün sizlerle Urunya Beach'teyiz. Urunya Beach İstanbul'a 20 dakika, yarım saat mesafede. Doğal güzellikleriyle meşhur Demirizköy'e bağlı bir plaj bölgesi. Oldukça güzel manzarası var. Ben şu an otopark girişinden girdim ve karavan bölgesine doğru yürüyorum. Arkadaşlarım da aşağıda sandalyeleri kurdular. Pandemi döneminde evden sıkıldığımız için biraz oksijen alalım dedik. Sokağa çıkma yasakları da bitti. Bugün ayın 2'si, 2 Haziran 2020. Size şöyle biraz bahsedeyim doğal güzellik derken neyi kastettiğimden. Şöyle görebilirsiniz arkamda Urunya koyunu. Gerçekten hem yaz başlamadan hem de havanın bugün yağmurlu olmasından dolayı oldukça sakin ve sessiz görünüyor. Şimdi devam edelim ve biraz sohbet edelim. Ben de size bu esnada biraz daha güzel manzaraları paylaşmaya devam edeyim. Mesela burada yağmurla beraber ve havanın güzelleşmesiyle birlikte muazzam bir güzel bir koku var. Size bunu anlatamıyor olmak gerçekten şu an için üzücü. Ama öyle tahmin ediyorum ki yakın zamanda da insanlar videoları izlerken koku kartuşları sayesinde o kokuyu birebir aynısı olmasa da alıyor olacaklar. Bu size şimdi anlattığım şey saçma gelebilir ama her kokuyu yazıcı kartuşu gibi kartuşlara doldurup bir şekilde bilgisayarlarımıza, kullandığımız dijital aletlerin içerisine koyuyor olacağız ve kokuları yaklaşık olarak izleyenlerle, o anları paylaşanlarla paylaşıyor olacağız. Ve Urunya'ya geldik. Masamız oldukça güzel görünüyor. Şimdi arkadaşlarımın yanına geldim. Gayet güzel bence. Hem manzaramız hem de keyfimiz. Evet beyler. Afiyet olsun. İlk YouTube videomuzu da paylaşmadan önce sizi bir tanıştırayım herkesle. Keyifli olacak ama galiba manzara bizim sohbetten daha güzel görünüyor. Merhaba arkadaşlar. Şimdi şezlong açılımı yapacağız. Şimdi sandalye açılımı yapıyoruz. Evet lütfen. Bir de şey var ya. Bu videoyu beğendiyseniz. Evet senin sandalye. Evet, kol bana özel oldu. Arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Lütfen. Ve arkadaşlarınız da böyle videolar gelmesini istiyorsanız. İçtiğim sodanın şişesini istiyorsanız, yalnız, videoyu sonuna kadar izleyin. Bir şey söyleyeceğim, muhteşem bir yorum diyorum. Kanala abone olun. Manzara. Ve yorum atın. Manzarayı da gösterelim şu an. Oğlum bu açılmıyor bile ya. Bunu evde yapmışlar galiba. Geldik buraya şimdi. Geçen günler. Korona. Baya şu köpeleri, sivrileri, hüp hüp falan. Yani eskiden milattan önce vardı. Şimdi koronadan önce, koronadan sonra var. Yaklaşık bir saat falan yürüdük. Birazcık şu DJI Osmo'yu Mobile 3'ü neden tercih ettik? Fiyatı, performansı bize biraz bilgi verir misin? İndirimdeydi. İndirimli olduğu için aldık. Ne kadardı fiyatı? İşte 150 lira indirimdeydi. Yani. Niye tercih ettin bunu? Böyle bir aleti. Böyle bir gimbal ihtiyacı
biraz bunu almak isteyen insanları bilgilendirir misin? Kıyma makinesini alıyorsanız karınıza kendi bunu alabilirsiniz. Tamam. O zaman kısasa kısas mı olur? Sana kıyma makinesi alıyorsan ben de bunu alırım. Öyle olmuş. O da öyle anlattı. Kişisel motivasyon için tabii insanların kendilerini böyle ödüllendirmeleri güzel bir şey de. Meraklı bir yapılığa sahip hakkını olduğum için. Hakkını verirse sorun yok ya. Merak yani işte ben bol kullanırsa sorun yok. %10 kullanırım herhalde diye düşünüyorum. %10. %10 oranında. İşte %10 kullanacaksan vardı bir tane daha, onu kullansaydık keşke. Hangisini? Mehmet'e gidiyor musun? Ben sana söyledim, benimkini kullanırsın. Ya işte ben %10 bir deneyeyim, belki şey yaparım. Ama bizim hedefimiz var bununla. Ya bu drone meselesi de öyle. Mesela diyor ki drone'u niye almak istiyorsun? İki tane konu var bence önemli. Birincisi ne amaçla alıyorsun? İki, bütçen ne? Çünkü drone var. Film çekiyor kimisi. Kimisi hobi. Bana şey geldi, takas geldi. Bununla film çekiyorlar ya. Drone. Şununla, bununla film tabii çekiyor. Çok güzel. Şeyin, en son şeyle çekilmiş, telefonla çekilmiş, Huawei bilmem neyle çekilmiş diye. Adamı unuttum ya. Meşhur yönetmen. Geçen vizyona giren var ya, Ahlat Ağacı. He, Ahmet Nuri diye Nuri bir geceyden. Ahmet Nuri. Ben, Nuri. Hocam. Senden özür diliyoruz. Nuri Bilge Ceylan'dan özür diler misin? Şu dalgaları çekelim de gönderelim kendisine. Sonuç bir yarım böyle, saat şey yapar. Sen adamla hemşeri sayılırsın ya. Aynı denizin kıyısında memleketlisiniz. Öyle oluyor mu? Tabii Çanakkale'de ya. Çanakkale Çamlı. Tamam da yani. Aynı denizin. O zaman ben sana gideyim, sen arkamdan çekip. Çünkü yani sahneler öyle. Şey yap bak. Ama uzun sessizlikler olması lazım. Şuradan bir time lapse al. Öyle bir hızlı bir şey olsun. Ama şimdi ben bir 10-12 dakikalık bir video kaydediyorum ki bunu YouTube'a koyalım izlensin. Peki bu aletlerin profesyoneli aramızda Ahmet. Ahmet bize biraz neden bu aleti tercih etmek lazım onunla ilgili bilgi versin. Bir kere DJI ya. Bitti yani. Ya bu, şimdi bu aletlerin tercih edilmesinin asıl nedeni görüntü stabilizasyonu. Yani ne amaçlı insanlar? Yani standart herhangi bir amacı ya da bu işten para kazanmayan bir insan bu cihazı niye almalı? Neden tercih etmeli? Yeni başlayanlar için merak gidermiş. Kesinlikle. Fazla parası vardır. Alacağı zaman mutlu olur. Almak istiyordur. Anılarını daha kaliteli hale getirmek amaçlı videolar. Olur mu? Tüketim toplumunda yaşıyoruz bir şekilde. Almak mutlu ediyor bizi. İnsan Serdar Kızıloğlu'nun 10. çıktı. O izledim. Orada Tüketim Toplumu diye bir kitap önerdi. Geldi kitap. Bakayım şimdi kitap bana bakıyor. Ben kitaba daha bak. Tavsiyelerini de alalım. Bu videoda bir de kitap tavsiyesi olmuş olsun Gökhan'cığım. Martin Eden, Jack London, bütün serisi, Cinayet Bürosu. Aklıma gelen. İlk bunlarla başlayabilirsin mesela sosyal, toplumsal, sınıfsal ayrımla ilgili. Evet, o konular ilgimi çekiyor. Özellikle o Walden'ı da onun için almıştım. Ya Beyaz Diş, efendime söyleyeyim, Martin Eden, ondan sonra... Peki yazar üzerinden gitmek mi iyi diyorsun yoksa yazar konu... üzerinden? Genelde filmlerde öyle olur ya, iyi yönetmenin bütün filmlerini izlemek istersin. Ya da konu seversin, o konuyu takip edersin. Yazar üzerinden. Ben bütün kütüphanemi yazara göre ayarlı şey yapıyorum zaten. Ahmet Ümitler mesela bir yerde. İşte Ayvın Yalomlar bir yerde. Sorma ya, çok kılım. Ahmet ya, kütüphane demişken da... bu kütüphane üretimi konusunda düşündün, taşındın mı? Bizi aşar mı o iş? Onu da şey yapıyorum ya. Onunla ilgili ben size bir tane süper bir masa buldum. Ne? Cilalattım. Ne aldın mı? 2,5 metre aldım. Ama senin kitabın çok güzel Gökhan. Modeli. Modeli falan çok güzel. Öyle hem çok abartı bir büyük kalın gösterişli bir şey değil. Hem de görecek bir şey.
Konuyu çok dağıttık. Hadi toparlayalım. Daha dur şeyi göstereyim ya. Aldığım ağacı göstermek istiyorum. Sadece ağaç mı aldın? Ağaç altı var zaten de. Bakar mısın cilavdan çıktıktan sonraki haline? Ben size bir tane profil paylaşıyorum. Aa çok güzel. Demir ferborca mı kestireceksin şimdi bunu? Yok benim altlığım var zaten. He. Çok güzel. Sen ağacı nereden aldın? Ağaç ne? Ceviz miydi? Ceviz değil. Onu bize bir göstersene. Neyse bu güzel manzarayı size son kez göstereyim o zaman. Vedalaşalım. Baksana şuna. Arkadaşlar bugün de memleketi kurtardığımız videoyla karşınızdaydık. Eğer videoyu beğendiyseniz ve daha çok bu çeşit videolar istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Selamünaleyküm. Ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın mıydı? Neydi? Başını güzel yapıyordun Gökhan, sen onu yapsana ya. Ha? Başını eğer güzel yapıyorsun sen. Videoların gelmesini istiyorsanız, devamının gelmesini istiyorsanız abone olup, like atmayı unutmayın, bir de yorum yapın. Bildirimleri açmayın, bir şeyler daha vardı. Yorumlara da bir arkadaşı etkisi. Tamam, arkadaşlar. Tamam. Okey, bir sonraki görüşmemizde... Var ya bir çocuklar, dediğimi böyle yapıyor bak. Diyor ki, evet arkadaşlar yine sürpriz görüyor değil mi? Videoyla beraber karşınızdayız. Akşam bağladım. Peki, hoşçakalın o zaman. Son kez manzara yapmak ister misiniz? Daha kimsenin hoşuna gitmemiştir manzara abi. Biz saydık manzarayı. Yok ben çok güzel görünüyor ya. Hadi o zaman. El sallayın hadi 14 dakika. Bay bay. Video bittiğine göre biz de görürüz. Video bitti hadi dağılıyoruz.